yorumlar. Bir tane Fransa'dan gelmiş. Sen Fransa örneğini verince bir tane Almanya'dan bir örnek gelmiş. İsimlerini vermiyorum hani şey yapmadıkları için. Mesela Fransa'da diyor sözlü olarak dahi olsa hakaret hakarettir kardeşim. Polise ifade vermek zorundasınız diyor. Veririz. Söylediğiniz tehdit sabitlenirse tamam ceza alırsınız diyor. Kimseye bakmazlar. Gibi. Aynen öyle. Televizyonda sabitlenmek televizyonmuş. Almanya'da. Halk TV'de diyor. Sinan Helvacıoğlu ismini yazdığı için söylüyorum. Göndermiş. Metin Akpınar veya Müjdat Gezen diyor. Bu Halk TV'de yaptıklarını bir Almanya'da bir yapsınlar diyor. Yapamazlar. Bir yapsınlar Almanya'da. Ne olur biliyor musunuz diyor. Yani o özgürlüğün demokrasinin beşi olduğu Almanya'da yayını basarlar yayını diyor. Polis yayını basar alırlar yayından diyor. Hiç şeyleri yok diyor. Onun için diyor yani gelsinler burada görsünler bunların özgürlüğü falan. Tekrar söylüyorum. Duyanlar telefon açıp bildirsinler. Bunların başı Uğur Dündar'dır. Unutmayalım. Orası onu da yaşayan Uğur Dündar'dır bak. Halkta Uğur Dündar'dır. Bir şey var şunu söyleyeyim. Tahrik eden bunları tahrik eden toplayıp geçen sefer de bunları küfrettiriyordu biliyorsun. Bir şey daha söyleyeyim. Doğru söylüyorsun. Söylediğine ek olarak ifade edeyim. Mesela şöyle bir yorum da okuyorum sosyal medya üzerinden. Özellikle bunun bir algı operasyonu olduğunu Uğur Dündar gibi isimlerin eskiden tanınan, bilinen, sevilen sanatçıları bu vaziyette Halk TV'deki bu çünkü biliyorsun hani deveyi uçurumdan düşüren bir tutam ottur hesabı. Alkışlanmaya, pohpohlanmaya falan bu vaziyette alışmış ve karşısında da kendisini alkışlamaya hazır bir kitle varken sözün şehvetine kapılarak ya da kapılmasına müsaade edilerek bu tarz insanları buraya çıkartıp bu cümleleri kurma tuzağına düşürdüğü ve bu vaziyette toplumda işte bir şekilde infiale yol açmak üzere bir evet. kurgu olduğunu ve bu kurgunun da Uğur Dündar gibiler tarafından yapıldığını söylendiğini çok, okuyorum çok, sosyal çok medyada. Doğru. Çok mantıksız Murat, gelmiyor ama şuna eklememe müsaade evet. et. Böyle bile olsa velev ki böyle bile olsa valla insanların ahir ömründe rezil olma hakları var. Bu haklarını kullanmalarına evet. da müsaade etmek lazım. Rezil olsunlar. Çünkü kendileri istiyorlar. Şimdi bak örnek vereyim. Şuna bak ya. Duayen gazeteci, sanatçı, şu bu falan filan dediğin isimler var. Bir ara mesela göklere çıkarttıkları neydi o? Behzat Ç dizisinden Erdal Beşikçioğlu vardı. Değil mi? Evet. Adam muhalif, protest kişiliği var, şu bu falan filan. Ya adam çıktı, tek bir cümle söyledi. Vatanım önemli dedi. Ya vatan önemli, aynı gemideyiz dedi. Adamı gömdüler. Bu kadar şerefsiz. Tamam, işte. Adamı gömdüler. Bunlar böyle bir şerefsiz. Ya işte. Bak. Ahlaksızlar. Hikmet. Muharrem İnce, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı adayı. Tamam böyle bir sıfatı oldu artık. Tabii. CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce. Ya bir tweet mesaj verdi. Mesaj özel gecede İsmail ney? Küçükkaya'ya. Küçükkaya. Fox TV'de. Adam kazandı dedi. Vay efendim nasıl böyle bir şey söylersin? Gömdüler. Gömdüler herifi. O günden bugüne manyak bunlar ya. Şizofrenliği açtı bunlara. Şunu anlatmaya harbiden, çalışıyorum. Harbiden bu CHP tabanı da şizofrenliği açtı. Hepsi psikopat oldular. Özetle şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu vaziyette kelimeleri kullanarak, hakaret ederek, şunu yaparak, bunu yaparak karşılığını bu vaziyette alıyorsun. Öyle bir güruh oluşturdular ki, öyle bir canavarlar oluşturdular ki bunun aksine cümle kullandığın anda gömüyorlar seni. Bak bunun farklı örnekleri de var. Bir okuyoruz gazetelerde duayen diyebileceğin hakikaten başka gazeteci isimler falan var. Niye bunlar hakkında hakaret davası, şunu bunu falan filan açılmıyor, edilmiyor? Çünkü adamlar akıllı, tırnak içinde söylüyorum yine. Akıllı adamlar. Neyin hakaret, neyin tehdit olduğunu biliyorlar. Ya bir insanı kim olursa olsun eleştirmek için illa hakaret etmene, tehdit etmene, tabii, şuna buna gerek yok ki. Tabii.